Merhaba dostlarım, ben Frisba. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın 4 korkunç varlığından bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce ücretsiz şekilde kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerini belirtmeyi unutma. Hazırsanız videoya başlayalım. İyi seyirler. İki oyuncu huzurlu Minecraft dünyalarında takılıyorlardı. İki oyuncu da bu dünyalarını geliştirmek için oldukça çabalıyordu. Ekran kaydı alan oyuncumuz arkadaşıyla oldukça iyi anlaşıyordu. Bir akşam vakti arkadaşı ona bir şey göstereceğini söyleyerek evden ayrıldı. Ancak ekran kaydı alan oyuncumuza evde beklemesi gerektiğini belirtti. Aniden kapısını çalan oyuncumuzun karşısına Caretaker yani bekçi çıktı. Siyah beyaz bir görünüme sahip bu varlık oyuncumuzu korkutmayı başarmıştı. Oyuncumuz korkarak oradan uzaklaştı. Caretaker ise hala oyuncumuza bakıyordu. Ardından aralarında bir koşuşturma başladı. Bu garip oyuncu durmadan ekran kaydı alan oyuncumuzu kovalıyordu. Oyuncumuzu yakalayan bekçi, oyuncumuza şunları söylemeye başlar. Bana yeterince zaman vermedin. Konu Minecraft değil. Tam şu an senin odana geliyorum. Bunları söyledikten sonra aniden oyuncumuz kaydı burada sonlandırır. Devamında ise neler olduğu hala bilinememektedir. Arkadaşlar video devam etmeden önce sizden bir ricam var. Kanalımda sizler için kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum. Ancak emeklerimin karşılığını alamıyorum. Videoyu izleyen insanların %80'in yakını kanalıma abone değil. Ve izleyenlerin çok büyük çoğunluğu da videolarımı beğenmiyor. Sizden ricam lütfen emeklerimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bunların hepsi de tamamen ücretsiz. O yüzden lütfen bana destek olmayı unutmayın. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. Bir oyuncu survival dünyasında mücadele veriyordu. Oyuncumuz için her şey oldukça sadeydi. Dünyasını da bu sadelik üzerine kurmuştu. Bir sabah dünyasını keşfettiği sırada başına garip bir olay gelecekti. Tek oyunculu hayatta kalma dünyasında bir lav bloğu havada asılı duruyordu. Üstelik bu lav bloğu aşağıya akıntı olarak gelmiyordu. Havada duran bu lav bloğu oyuncumuzun ilgisini çekmişti. Lavı incelemek için dışarıya çıktığı sırada bir dağın tepesinde köylüler gördü. Bu köylüler 4 veya 5 taneydi. Hepsi ard arda dizilmişti ve hareket etmiyordu. Aniden köylüler kendilerini aşağıya bırakarak yok ettiler. Bu durum oyuncumuzu korkutmuştu. Oyuncumuz hızla bu olayların yaşandığı tepeye çıkmaya çalıştı. Çıktığı zaman ise bir şey bulamadı. Ancak evinin penceresinde sarı görünümlü bir oyuncu durmaktaydı. Oyuncumuz onu fark edince o varlık yok oldu. Ardından hızla suya atlayarak evine gitmeye çalışan oyuncumuz evin içini boş bulur ve havada kararmıştır. Oyuncumuz dışarıda gariplik aramaya çalıştığı sırada evinin bazı bloklarının değiştiğini fark eder. Hızla evine doğru koşan oyuncumuz pek bir şey bulamaz. Dışarıya baktığı sırada tekrar gördüğü o varlığı görür. Peşinden koşturmaya başlar oyuncumuz. Ön tarafı sarı, arka tarafı ise mavi görünümlü olan bu varlık derinlere doğru inmektedir. Oyuncumuzu bir ormanın içine sokar ve o an ekran kırmızılaşır. Oyuncumuz tekrardan oradan çıkmaya karar verir ve çıktığında ekranı düzelir. Ekran kaydını burada sonlandıran oyuncu bir daha o varlığın dünyasında göremediğini de belirtir.
3 oyuncu survival dünyalarında bir Luna Park inşa etme kararı aldılar. Yapım sürecini gösterme amaçlı bir oyuncu ekran kaydı açtı. Ancak biri arkadaşları bu yaptıkları yapıyı trolleyerek oyuncuların oyun zevkini bozmaya çalıştı. Bu arkadaşlarını banladıktan sonra Luna Park yapımına devam eden oyuncularımız için her şey normaldir. Ardından diğer arkadaşı da bizim oyuncumuzun yaptığı yapılara hasar vermeye başlar. Oyuncumuz bunu neden yaptıklarını anlamazlar ve bu duruma canı sıkılır. Tek başına kalan oyuncumuz hayalini kurduğu Luna Park'ı yapmaya devam eder. Gece çöktüğü zaman yaptığı otelin içinde bir oyuncu gören oyuncumuz hızla oyuncuyu araştırmaya ve takip etmeye çalışır. Ancak gözüktüğü andan sonra otelin bazı odalarında gözükmek dışında pek görünmez bu garip oyuncu. Oyuncumuz ise bunu iyice araştırmaya ve odaları tek tek gezmeye çalışır. Bir odaya girdiğinde bu varlığa 5 saniye boyunca bakar oyuncumuz. 5 saniye baktıktan sonra oyuncumuz artık hipnoz olmuştur ve kendi yaptığı yapıya TNT'ler döşeyerek hasar vermeye başlar. Oyuncumuz kendi kontrolü dışında şeyler yapmaya başlar. Bunları yaptıktan sonra sohbete gelişme yazar, tıpkı diğer arkadaşlarının yaptığı gibi. Ardından hipnozcu ışınlanan oyuncumuzdan Minecraft giriş bilgilerini ister. Kayıt tam burada sonlanır. Bir oyuncu Minecraft'ın hayatta kalma dünyasında mücadele veriyordu. Tek oyunculu modda oynayan bu oyuncumuz için her şey sorunsuz gözüküyordu. Ormanda yemek kasma amacıyla ilerlemekteydi. Ardından etrafta bir kurt uluma sesi duyan oyuncumuz o sese doğru gitmeye çalışır. Sesin bir maden girişinden geldiğini anlayınca oraya doğru ilerler ancak ses bu sefer başka yönden gelir. Tekrar öğüne doğru ilerler ancak ses yine başka bir noktadan gelir. Sesin geldiği tarafa doğru ilerlemeye çalışan oyuncu havanın da karardığını fark eder. Bir süre ilerledikten sonra bir yapı bulur ve bu yapının önünde yerde köylü kapıları bulunmaktadır. Bu yapıyı kontrol eden oyuncumuz redstone'lar ve köylü kapılarından başka bir şey bulamaz. Yapının en üst katında ise tuhaf ölümsüzlük totemlerini bulur. Yapıdan çıktıktan sonra oyunda korkunç sesler duyan oyuncu evlerine gitmek isteyerek koşar. Evine ulaştığı zaman ise evinin tamamen yok olmuş olduğunu görür. Çaresizlik ile etrafta koşturan oyuncumuz nedenini anlayamaz. Tam o an tekrar hava kararır ve o garip sesi duymaya başlar. Sesin kaynağına baktığı an tekrar kaçmaya başlar. Kendini bir mağaraya kapatan oyuncumuz onu bir şeyin takip ettiğini düşünür. Ses arkasından gelir ve döndüğü an lanetli Ellie'yi görür oyuncumuz ve kayıt tam burada biter. Sizce bu 4 efsaneden hangisi daha korkunçtu? Yorumlarda belirtmeyi, videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.